Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuyla tekrardan karşınızdayım. Şu an oyunumuza yeni giriş yaptık. Bakalım ne oldu ne bitti günlük. Şimdilik bildirimlere bakacağız. Kimlerde... Oo, ne geldi lan? Kısa kılıç geldi, hayret. Böyle şeyler verir miydiniz siz? Vallahi iki bellek daha geldi. Onu da bir açıp bakayım sizin şansınıza. Neyi açtık? Yanlış yere tıkladık. Geri gelelim. Isildur gelmiş. Hoş gelmiş. Hemen bir tane daha açalım. Bu da çöp. Şimdi garanti ödülüne gelelim. Ver bir sarı ya. Aha! Duydun mu lan bizi? Lan bir aksesuar ver bari. Ne zamandır lazım. Verir mi ki? Saygınlık veriyor acı. Şurada bir 400 parçam vardı. Ona da şey... Başlık bekliyorum da o da gelmedi zaten bir türlü. Şunu da şununla alalım. Belki buradan bir şey öteriz. Şunu bir hızlandırak. Tüh, hızlandıramıyoruz. Evet, şimdilik bildirimlerimize bakalım. Ne yapıyoruz? Amaç Kalekent. Biz neredeyiz? Tamam, fortlarımızı hazır, hemen gönderelim. Evet, şurada bir mücadele ses konusu. Oo. Yeni yeni bir şeyler gelmiş mi yoksa pazar büyümüş ha? Güzel ha, bu yeni gelen güncelleme. Bir bakalım bakalım başka ne var. Kale kentlerinin olduğu yeri gözüküyor. Ha, bütün alınanların yüzük gücü de bize ekleniyor. Ama şey gücü farklı değil. Ha, bu yeni güncelleme güzel. Başka ne varmış bu güncellemede? Bir şu güncellemeyi inceleyelim bakalım. Haziran yani bugün tarihiyle kardeşlik ve krallık bölümünde aşağıdaki özellikler eklenecekmiş. Kardeşliğe toplanma özelliği eklendi. Kardeşlik üyelerinizin belirli hedefte saldırı başlatabilirsiniz. Kardeşlik desteği özelliği eklenmiş. Kardeşlik üyeleri çeşitli kardeşlik yeteneklerinin kilidini açmak için kardeşlik destek sistemine altın bağışlayabilir. Oo, güzel. Kardeşlik desteği sisteminde hatırı sayılır miktarda kaynak bonusu alacağın tüm kardeşler için 200 ve üzeri güce sahip araziler orijinal kaynak bonusları bakımdan sonra kaldırılacaktır. He, bakımdan sonra diğerlerinin bonusu bize gelmeyecek mi artık? Oo, çok düşer ama o zaman. Bayağı düşer ya. Öyle bir şey olursa o zaman sıkıntı. Kardeşlik kuyular ve altarlar eklendi. Bunlar gizemli pınarlar ve esrarengiz büstlerin üzerinde inşa edebilirsiniz. Allah Allah. Bakıp bakın bir. Hemen ne inşa edebiliyormuşuz bir görelim. Kuyu mu inşa ediyorsun? Tamam, hareket et diyelim. Sen bir gönderek bakın buraya. Hedef uzaktaymış. Şurada yakınımızda var mı acaba? Muhakkak vardır ya bir tane. Tamam, buraya hareket et diyelim. Evet, daha sezon pesi de almadık bu arada. Onu da alacağız inşallah. Başka ne varmış burada? Birlikte çalışma. Önderlik et, burada yok. Başka da mantıklı bir şey göremiyorum yani. Evet, burada vuruşmamız gerekiyormuş. Hemen şu fortta elemanları çağırıp da buraya. Şuradan bir depoyu yükseltelim. Hızlıca. Şuradan bir cevheri yükseltelim. Yani yeni gelen güncelleme fena değil. En azından yüzük gücümüz yükseldi ama kardeşlik bonusları kaldırılacaksa o sıkıntı ya.
Orada kalemiz var mı? Bir tane var. Beş dakikalık şey gelmiş. 20 puanı. Tamam, ben yine şundan bir tane alayım. Aa, 5 tane alabiliyorum artık. O da güzel. Bir de biraz iyi item verme açılsa da bol bol item kasabilsek ya. Gerçekten hiç böyle keyifli olmuyor. Bir de buraya bakalım. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bu buraya vardığı zaman ne işaret vereceğiz üstüne? Bizimkinde şimdi yukarı çıksın bu arada da orada şeyimizde ne varmış? Şurada vuruşmalar var. Şu önümüzdekileri bir temizleyelim de. Gerisi kolay. Üçüncü orduyu görürsek, gönderirsek kışlarımız çok azalır. O yüzden gerek yok. Onlar yukarı kadar çıkmışlar buraya. Neyse, en azından sığlıkların tarafını almışız. Yani bu dolgundur tarafını. Yukarıyı da Mordor almış. İşimizi zorlaştıracaklar işte akılları sıra. Burada hala minasının önünde mücadele veriyoruz. Konuşma saatleri yazılıyor. Taktikler var. Evet gençler, yakında Dolgundur Savaşı geliyor. Yeni güncelleme de fena değil. Takipte kalın.